Jotturup Defterleri, Pınar Öğünç, Can Çocuk Yayınları. Çok turuk teşekkürler sona. Gerçekten can sıkıntım azaldı. Sadece bir kilo kaldı. Başka önerin var mı peki? İçimde tekrar jotturuk hissettiğimde ne yapacağımı bilsen iyi olur. Seninle can sıkıntısına jotturuk diyebilir miyiz artık? Pınar Öğünç, hayatı tuhaf sorular sorarak içindeki hikayelerle keşfeden, artık kendi hikayelerini yazmaya karar veren çocukları anlatıyor. Tipsiz hayvanlar, önemsiz eşyalar, jotturuk defterlerinde Mısra Karahan'ın incelikli resimleriyle canlanıyor. Herkes gibi Maya'nın da canı arada bir sıkılırdı. Ama o gün ilk kez can sıkıntısı üzerine düşündü, adını jotturuk koydu. Sona ile birlikte jotturuktan kurtulma yöntemlerini yazdıkları defteri, Robin'le başladıkları hıttırık soruların hıttırık cevapları defteri izledi. Başka sorular, başka hayaller, üç arkadaşı yeni bir defterin sayfalarına itti. Kendi öykülerini yazdılar. Çiğnenmiş bir sakızın, bir demet maydanozun, bir çay süzgecinin, bir sivrisineğin de bir hayatı anlatacağı maceraları vardı çünkü. Şiddet Nedir? Oscar Brenifie, Tudem Yayınları. Dünyaca ünlü Fransız filozof ve yazar Oscar Brenifie'nin imzasını taşıyan Şiddet Nedir? Akran Zorbalığı ve Kontrolsüz Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Yansımalarına dikkat çekiyor. Hangi durumda şiddete başvurursun? Başkalarından korkmak için bir nedenin var mı? Şiddete yöneldiğini nasıl anlarsın? Şiddet neye yarar gibi zihinleri kurcalayan büyük sorular, Şiddet Nedir kitabının omurgasını oluşturuyor. Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Brenifie, Filozof Çocuk serisindeki her kitapta üç büyük soruyu düşüncelerle oynamak ve görünenin arkasına çocuk gözüyle bakmak için masaya yatırıyor. Brenifie, çocuklara yaşama dair ufuk açıcı soruları yöneltirken, kesin yanıtlar vermekten kaçınarak sürekli soru sorma yoluyla beyinleri doğru düşünmeye yönlendiriyor. Kayıp Kitap Avcıları, 4,5 Silahşörler, Pier Domenico Bacalario, Domingo Yayınları. Tuhaflıkların sonu gelmiyor. Yıllardır severek okuduğumuz hikayelerin başına garip şeyler gelmeye devam ediyor. Şimdi de 3 Silahşörler kitabının orta yerinde aslında hikayede olmaması gereken bir karakter belirdi. Esrarengiz cüce Gumpo. Bu kötü karakterli cüce, bildiğimiz üç silahşörler hikayesinin altını üstüne getirmekte kararlı. Alba ve Diego hikayeyi onarmak zorundalar. Bunun için önce Paris'e gitmeleri, kitap karakteri kılığında hikayeyi sızmaları, sonra da bir yolunu bulup bu davetsiz misafiri kapı dışarı etmeleri gerekiyor. Peki sıcak çikolata aşkı Gumpo'yu fınıs kapısına götürmeye yetecek mi? Ve unutmadan, şimdiye kadar yazılmış en güzel öykü hala kayıp. Turne Dedektifleri, Sevgi Saygı, Gün Işığı Kitaplığı. Sevgi Saygı yeni romanında okurlarını soluksuz bir dedektiflik serüvenine davet ediyor. İzmir'den yola çıkan turne otobüsüyle Bergama'dan Çanakkale'ye kadar uzanan esrarengiz bir tiyatro kumpanyası hikayesi anlatıyor. Fırat ve ailesi Uçan Halı Tiyatro Topluluğu'nun üyesidir. Her yaz başında çocuklar aileleriyle birlikte turne otobüsüne doluşup çeşitli kentlerde oyunlar sergilemek üzere yola koyulurlar. O yaz ünlü Mehtap Aycan da onlara eşlik eder. Fırat'ın polisiye oyun yazma hevesi ve en yakın arkadaşı Deniz'le dedektif olma hayalleri sürerken Pinokyo'yu kimin oynayacağı tartışılır. Ancak turnenin Bergama durağında beklenmedik şeyler olur. Tiyatro aşığı grubun artık gerçekten bir dedektife ihtiyacı vardır.